Uzun zamandır Türkiye'de Profesör Doktor Haydar Baş Hocam'ın vatandaşlık maaşı ve 5.000 lira asgari ücret söylemi halkımız tarafından yeterince algılanamadığını ben görüyorum. Bununla ilgili olarak ben vatandaşlarımıza bir fiziki olarak bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bugün 2017 rakamlarıyla ilgili olarak Türkiye'de kişi başına milli gelirin 11 bin dolar olduğunu görüyoruz. 11 bin dolar, işte bu 10 bin dolar, bu da 1000 dolar, 11 bin dolar. Kişi başına milli gelir, yıllık. Peki bunun TL karşılığı nedir? 10, 20, 30, 40, 44 bin TL'dir. Yani bir Türkiye'de kişi başı milli gelir, her bir bireyin ulusal gelirinden payı 44 bin TL'dir. Eğer bütün vatandaşlarımıza eşit olarak bunu dağıtacak olursak, bu 44 bin TL babanın ulusal gelirden payı. 10, 20, 30, 44 bin TL, bu da annenin ulusal gelirden payı. Bu 10, 20, 30, 44 bin TL, bu da evladın, çocuğun ulusal gelirden payı. 10, 20, 30, 44 bin TL, bu da öteki çocuğun. Yani 4 kişilik bir aileden bahsediyoruz. Baba, anne ve 2 çocuk. Toplamda bu ailenin ulusal gelirden payı 168 bin TL'dir. Eğer herkese eşit dağıtılacak olursak. Ha, dağıtılmıyor, doğru. Ne oluyor? Vatandaşa diyorlar ki sen bu kadar bu parayı sen ne edeceksin? Sana şu kadarı yetmiyor mu? Ona diyorlar 1600 lira. 1600 lira da seneliği eder 19.200 lira. Diyorlar şu kadar sana veririz. Hatta o kadar da vermeyiz. Bunun içerisinde 800 lira da tutup geri alıyorlar. Al bununla beraber ne yaparsan yap. Şimdi Profesör Doktor Haydar Baş Hocam diyor ki hakkınıza sahip çıkın. Hakkınıza sahip çıkın. Bu servet sizin. Bu servet sizin. Bu hakkınıza sahip çıkın. Vatandaş ne yapıyor? Yani gelir dağılımında adaletsiz bir ekonomiye destek veriyor. Şimdi vatandaş bu 19.200 lirayı, yani 1600 lira asgari ücret yıllık 19.200 lirayı, vatandaşımız bundan da hakkıyla yararlanmıyor. Ne demek istiyorum? Bugün hemen hemen bütün ürünlerin içerisinde vahşi gelirler, vergiler var. Daha efendim faiz var. Yani vatandaşın parasının yaklaşık %65'i vergiye giderse vatandaşın cebine bu kadarcık bir para kalır. Bununla beraber efendim dedim yaşam sürecek. Şimdi karar verecek olan millettir. Profesör Doktor Haydar Baş Bey milli ekonomi modelini yazdı. Bunu efendim dedim uluslararası 9 tane kongrede halka ibraz etti. Efendim dedim 500'e yakın bilim adamı profesör alkışladı. Nobel'e aday gösterdiler. Bu modelle beraber başta Rusya, BRICS ülkeleri halkının yaşam standartlarını yükselttiler. Mutluluk onlara vaat ettiler. Biz ne yapıyoruz? IMF talimatlarıyla Kemal Derviş'in getirdiği efendim dedim sıkı para politikasıyla, kemer sıkmayla beraber, mali disiplinle beraber efendim kıskaç altında işte hard currency modeliyle beraber, yani herkes bankasına dolar koymadıkça biz TL basamayacağımız, kredi kullandıramayacağımız bir noktadayız. Geldiğimiz noktada şunu da görüyoruz. İşte bu kredi garanti fonu ile ilgili olarak Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın ifadesi var. Elimizde avucumuzda ne varsa verdik. Şimdi geldiğimiz noktada görüyoruz ki bu verilen paralar da piyasayı tatmin etmemiş. Müthiş bir şekilde parasızlık var. Parasızlık ekonominin çalışmaması demek. Ticaretin olmaması demek. Şimdi son tahlilde insanımız biraz daha bu işlere kafa yorması lazım. Yani bundan başkası olmaz.
bundan başkası bizim elimize geçmez, bundan başka bizim elimize bir para alamayız şeklindeki böyle kökleşmiş kanaatlerini insanlarımızın yeniden gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkemiz zengin bir ülke. Yani bu anlattığımız olay mevcut ekonomik koşullarda mümkün olan olay. Tabii bir de yabancılara peşkeş çekilen madenleri devletin eline alırsak, onlar devlet eliyle, milletle beraber ortaklaşa işletirsek, 5000 TL asgari ücret verirsek piyasada daha müthiş ticaretlerin olacağını, hani 10 bin dolar değil belki 50 bin dolar milli gelir ve yakalamanın hiç de zor olmadığını görüyorum. Ben muhterem hocama bize önümüzü açtığından dolayı, bize bu değerli bilgileri bizimle paylaştığından dolayı kendisine teşekkür ediyorum.